Ben TV ekranlarından herkese mutlu akşamlar. Değerli izleyenler, yeni yılın ilk ve spor akşamında yeniden sizlerle birlikteyiz. Hatırlarsanız son programımızı 31 Aralık tarihinde yapmış ve geride bıraktığımız yılın genel bir değerlendirmesini yapmış ve sizlerle paylaşmıştık. Yeni yıla herkes gibi bizler de yeni periyotlarla açıldık ve yeni yılın ilk ve spor programının konuğu da çok özel bir isim. PTT 1. Lig'de başarıdan başarıya koşan bir İzmir temsilcisi var. Buca Spor ve onun patronu, tabiri caizse Buca Spor Başkanı Sayın Mehmet Bektur bugün ve sporda canlı yayın konuğumuz. Başkanım, hoş geldiniz programımıza. Hoş bulduk. Öncelikle çok sağ olun. Öncelikle çok yoğun bir iş periyodunuzun olduğunun farkındayım. Bizi kırmadığınız ve katılım gösterdiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Ama gerek Buca Spor taraftarlarının gerek spor kamuoyunun da hani sizin katıldığınız ve sizin birinci ağızdan söylediğiniz yorumlara çok fazla ihtiyacı olduğunu düşünüyorum. Çünkü bizler interaktif yayıncılık yaptığımız için özellikle taraftar gruplarıyla çok fazla bağlantı halindeyiz ve onların da çok büyük bir isramı vardı bu anlamda. Hani gelmeniz bu anlamda çok olumlu oldu. Ben Buca Spor şu anda takım kampta Antalya'da ve zannedersem az önce biten bir maç vardı. Çok takip edemedim son dakikalarını ama bir özel hazırlık maçı vardı Ankara Gücü'yle. Futbolcular ve futbolcularla birlikte Sait Hocamız kampta devam ediyorlar ama Buca Spor'un öncelikle şunu sorarak başlamak istiyorum. Lig başlarken aslında geçen yılda buna benzer bir durum vardı. Bu yılda buna benzer bir durum vardı. Buca Spor'un hiç değişmeyen bir çizgisi var. Yani diğer PTT 1. Lig takımları ya da diğer İzmir temsilcilerimizden biraz daha farklı bir yerde duruyor. Koruduğu bir istikrar var. Siz de katılıyor musunuz bu düşünceye? Evet. Ya keşke istikrarlı olsa tabii. Ama bir yıl durdu. Yukarıya çıktı biliyorsunuz lige. Düştü, düşürüldü. Neyse bir şeyler oldu. Şimdi geçen yılki bir duruşu, bir tavrı var. Bu senede tabii o ligin önemli takımlarından birisi. Peki düştü mü düşürüldü mü diye oradan sizin ağzınızdan çıkan bir yerden varmaya çalışıyorum. Sizin bu anlamda bir rahatsızlığınız var mı başkanım? Yani özellikle geçen yıl biliyorsunuz özellikle üst takımlarda bir şike süreci gerçekleşti. Ve yıllardır da konuşulan bir süreç var. Türk futbolunun içinde hep kirli ellerin olduğu, hep kirli oyunların oynandığı. Siz de bu işin içerisinde olan bir yöneticisiniz. Bu anlamda sıkıntılı olduğunu ya da İzmir takımlarına ya da Anadolu takımı diye tabir edilen takımlara haksızlık yapıldığını düşünüyor musunuz? Gerek federasyon nezdinde, gerek Merkez Hakem Kurulu ve diğer kurumlar nezdinde. Ya bunu tabii konuşmak o kadar uzun sürer. Düşünüyor musunuz? Benim düşünmemin çok önemi yok da hakim düşünmüş. Yani hakimler düşünmüş. Biliyorsunuz 16. Ağır Ceza Mahkemesi İstanbul'da Buca Spor mağdur dedi. Şimdi yani o düşünmüş, o demiş Buca Spor hatta kendi ilimin takımı 6 ay mağdur demiş. Mahkeme kararıyla mağduruz yani. Öyle şey sonuç itibariyle bir şey var. Resmiyette bile yeri var diyorsunuz. Resmiyette bile var yani o sadece biz kollanıyor kollanmıyor bölümüyle ilgili elbette ki sonuçta şova dayalı bir endüstri. Elbette seyirci sayısı, marka değeri, kamuoyu üzerindeki etkisi çok şey, yüksek. O nedenle bazı markaların kullanması aslında bir parça kaçınılmaz ama bunun etik sınırlar içerisinde kullanması, işte gazete sayfasındaki yer almasıyla efendim pazardaki yerinin alması sözü. Pastadaki dilimini göz önüne. Evet, elbette ekonomik anlamdaki kazançları anlamında onların kullanması aslında çok kaçınılacak bir şey değil, kaçınılmaz bir şey. Ama etik sınırlarının dışına çıkmamak lazım. Çıkılmış ki mahkeme de bu işin yargı boyutu bile böyle bir kanıya varıyor. Varmış, evet. Peki ya için bu tarafıyla ilgili aslında eminim size de çok sorular soruldu. Eminim siz de çok yorumlar yaptınız ama hani derler ya hep önümüzdeki maçlara bakalım diye. Buca Spor benim özellikle hani keşke istikrarlı olsaydı dediğiniz benim sözümün üzerine ben geçen yılı ve bu yılı kastederek düşünüyorum. Buca Spor bu yıl PTT 1. Lig'in ilk yarısındaki en güzel goller seçildiğinde bile Mehmet Battal'ın golü ilk sırada yer aldı. Buca Spor'un kendi kompleksi, kendi stadyumu, kendi taraftarı ve akademiyle alakalı bağlantıları da göz önüne alınacak olursa aslında kendi klasmanındaki birçok takımdan çok
önde bir yerde, çok farklı bir yerde duruyor. Hı-hı. Bunun koordinasyonu da elbette ki zordur. Bunun zorluklarını da yaşıyorsunuzdur muhtemelen ama bu süreç nereye kadar gidecek ve siz hedefinizi neye göre belirlediniz, oluşturdunuz Sayın Başkanım? Yarışmacı takım anlamında, kulüp anlamında soruyorsunuz. Öncelikli olarak yarışmacı takım anlamında, daha sonra kulübün evet. yönetimsel boyutuyla. Şimdi A alakalı. Takım profesyonel, yarışmacı takım anlamındaki bölüm nasıl? Buca Spor'un tabii yani şampiyonluk dışında bir hedefi olamaz. Hani benim en azından şampiyonluk dışında bir hedefim olamaz. Evet. Biz o ligde bize yakışan yer birinci sıradır. Ha, birinci sırada değilsen ne olur? Birinci sırada olmak için elinden geleni yapmakta boynunun borcudur. Biz de ona göre uğraşacağız. Evet. Sezon sonunda da birinci sırada bitirmek için çabalayacağız. Burada bitirmezsek ne olur? Elbette bir yaşamda ölüm kalım işi yapmıyoruz. Spor yapıyoruz. Becerebilirsek birinci, beceremez de altıncı olursak da ne olur? Ondan sonraki seneye bakmak lazım. Ama ben genelde yani bir tabii kulübüm açısından bakıyorum. Bir de şöyle hepsine bir değerlenip de kendi takımıma baktığım zaman şu ligin birinci sırasında en çok yakışan sanki Buca Spor'muş gibi geliyor bana. Sizin değerlendirmeleriniz en azından diğer takımların nazarında tabii, onlarla bir eşleştirme, kıyaslama yaptığınız zaman. Tabii şimdi geçen sene ki bir tablo elbette geçen sene futbol tam bir kaos ortamı. Evet evet çok değişik. Bir daha olmaz herhalde Cumhuriyet tarihinde. Bir daha hani Türkiye Cumhuriyet tarihinde zor bir tesadüf olur bir daha böyle bir şey olması. Böyle bir öyle bir dönemde çok düşüktü bence futbol kalitesi. Buca Spor'da öyle bir dönemde iyi yarış verdi. İyi bir güzel bir yarış verdi. Ama bu seneki futbol liginin kalitesi çok daha iyi geçen seneye göre. Geçen sene nazaran daha kaliteli bir oyun var değil mi? Kesinlikle çok daha kaliteli bir futbol var PTT liginde. Geçen seneki o 3 Temmuz süreci hem Süper Lig'in hem dönemin adıyla bir alt ligiyle işte artık daha niteliği düşük bir ligdi. Ama o sıkıntılarla beraber Buca Spor o sıkıntıları kolay açtı diye tahmin ediyorum o seneye bak çünkü dediğim gibi hani düşürüldünüz mağdur olarak bir lige gelmişsiniz orada toparlanıp da tekrar iyi bir yerde bitirmiş olmanız güzel bir sonuç sağlıklı bir rehabilitasyon süreci de gerektiriyor zannedersem Buca Spor'da bu rehabilite sürecini olumlu geçirmiş olacak ki bu sene sonuçlara yansıyor böyle. Evet rehabilite daha da ihtiyacımız rehabilitasyona açıkçası var. Kulüp olarak bütünlüğüne baktığınız zaman da elbette büyüme gelişme açısından biz Türkiye'nin önemli kulüplerinden birisiyiz. Hem tesis büyümesi açısından hem taraftar sayısı ya da işte camianın genişliği anlamında büyümesi açısından hem de yetiştiricilik, sporcu yetiştiriciliği açısından da gerçekten önemli, değerli bir kulübüz. Türkiye'nin çok değerli bir kulübüyüz. Bizim gibi bir bu anlamda çok kulübü, çok Türkiye'deki çok kulübü kıskandıracak boyutta iyi düzeydeyiz. Ekonomik anlamda da bir takım doğruları üst üste getirebilsek, aslında bunlar tecrübe eksikliklerimiz. Bu kadar güzel şeyin de tecrübe eksikliğimiz var. Son 3 yıldır tecrübe de iyi oluşuyor. Daha bilinçli bir kitle haline geliyoruz. Bunu da müfredat üzerinden öğrenmek çok kolay değil galiba. Uyguluya evet. Tecrübe ede ede zaten doğruyu bulmak ki bu yılın sezon başında kısmi bir sıkıntılı süreç de yaşandı Buca Spor'da. Şimdi işte aldanmışlıklarınızın toplamı tecrübe falanmış da öyle bir şey. Yani sonuçta aldana biraz da tecrübe ediyorsunuz. Biraz oturup da bu kitabı okuyayım da öğreneyim. Hani bizdeki tıp fakültesi, yani şimdi oturduğunuz bir kliniğin kitabını okudunuz, öğrendiniz anlamına gelmiyor. Hasta üzerindeki uygulamasında gördüğünüz zaman ancak şey oluyor. Bu sosyolojik değişimler de aynı. Yani sadece bir yönetmeliğini, federasyonun yönetmeliğini öğrenmekle kulüp yönetmiş ya da kulübü büyütmüş, tecrübelendirmiş olmuyorsunuz. Biraz yaşamdaki o deneyimleri de
işte yaşamanız gerekiyor açıkçası. Peki başkanım, o zaman şöyle yapalım. Değerli izleyicilerimize bir görüntü paylaşalım. Acaba Bucaspor 2012-2013 sezonunda PTT 1. Lig'in 1. yarısında neler yaptı? Onunla ilgili bir veteremiz var. Ekrana geldikten sonra bizler stüdyomuzda Bucaspor Başkanı Sayın Mehmet Bektur'la söyleşimize, sohbetimize devam edeceğiz. İlk düdüğünü çalıyor. Bucaspor 1460. PTT 1. Lig'de üst üste 2. sezonunda teknik direktör Sait Karafırtınalar yönetiminde 17 müsabakada 25 puan alan Bucaspor 2. devrede üst sıralar için mücadelesine devam edecek. Sarı lacivertli ekipte ilk 17 haftalık süreçte kaleci Ömer Kahveci 17 maçta 1530 dakika sahada kalarak en istikrarlı isim oldu. Şimdi ortaladı. Kafa vuruşu ve gol! Ömer Kahveci'yi 17 müsabakada 1445 dakika forma giyen Zafer Çevik, 16 maçta 1440 dakika mücadele eden Efe Özarslan ve 16 karşılaşmada 1412 dakika sahada kalan Alparslan Erdem takip etti. Karşılaşmalarda 7 dakika forma giyen Taylan Antalyalı, 9 dakikayla Zekeriya Kacaroğlu, 12 dakikayla Akın Açık ve 15 dakikayla Abdullah Keseroğlu ise en az süre alan isimler oldu. Ligde 20 gol atan Bucaspor bu golün 15'ini ayakla, 4'ünü kafayla, 1'ini de penaltı vuruşundan kaydetti. Sarı lacivertli ekipte 5'er gol atan Mehmet Battal'la Zafer Çevik en golcü isimler olurken, bu oyuncuları Dahmane ile Efe Özarslan 3, Erkan Taşkıran 2, Mehmet İncebacak ve Umut Gündoğan ise 1'er golle izledi. Bucaspor'da Efe Özarslan Karşıyaka maçında kendi kalesine gol atma şanssızlığı yaşadı. Attığı 20 golün 14'ünü karşılaşmaların ikinci yarılarında kaydeden Bucaspor, müsabakaların ikinci devrelerinin ilk 15 dakikalık bölümünde ise kalesinde gol görmedi. Toplam 37 sarı kartlı cezalandırılan Bucaspor'da Alparslan Erdem, Aykut Çeviker, Civar Çetin, Luis Henrique ve Mehmet Battal 4'er kez sarı kart gördü. Bu oyuncuları Efe Özarslan, Erkan Taşkıran, Umut Gündoğan, Zafer Çevik 3, Berkay Samancı ve Dahmane 2 ve Okan Alkan 1 sarı kartla takip etti. Sarı lacivertli ekipte ilk devrede Civar Çetin, Fahri Akyol ve Mehmet İncebacak kırmızı kartla cezalandırılan isimler oldu. İşte Bucaspor'un birinci yarı karnesi, bu sezonun birinci yarı karnesi böyleydi. Siz de takip ettiniz. Gerçi girmeden önce de bununla ilgili istatistikler muhakkak sizin bilginiz dahilindedir başkanım. Siz ilk yarıyı başarılı buluyor musunuz kendi takımsal anlamda, takım yarışı anlamında? Yani koşullarıyla birlikte değerlendirdiğiniz zaman başarılıyız. Şimdi başarısız olduğunuz dönemsel, hani ayırdığınız zaman 17 haftayı ne bakacaksınız? İlk 6 haftaya bakacaksınız. Evet. İlk haftaya baktığınız zaman 3 tane içeride mağlup olmuşsunuz. Evet, Kayseri Erciyes. Bir daha sonra Adana Urfa'da beraber Karşıyaka. Ha, gittik Adana'ya beraber kaldık. Ondan sonra İçeride geldik. İçeride Karşıyaka'ya yenilmiş bu Bucaspor ve Manisa Spor'a 5. haftada yine 1-1 beraber kalmış yakın. Manisa'da. İçeride döndük geldik Karşıyaka'ya mağlup olduk. Şimdi burada 3 tane mağlubiyet aldık. Tabii kulüp o dönemde zor bir dönem yaşıyordu. Evet. Özellikle bu işte eski yöneticimizin yaptığı hacizler, iç çatışmalarımız bir tabii kafa karıştırıcı bir şeydi. Birinci gerekçe bu. İkinci gerekçemiz tabii Mehmet, Erkan gibi iki tane, hatta kısmen Dahmane gibi oyuncularımız uzun süre maç oynamamanın, maç eksiği biliyorsunuz önemli bir şey. Çok performansta. Devamında işte kampa katılamayan işte Civar, efendim takıma katılamayan Taylan, bunlar çok önemliydi. Bunlar da performans eksikliği. Sezon başı çalışmalarına katılamadılar değil mi? Katılamadılar. Bunlar katılamayınca tabii bunlardan bir süre sonra istediğiniz performansları alamayabiliyorsunuz. Işte, en azından bir dönem. Tabii 8-9 hafta maç eksiklerinin tamamlanması, o havaya girmeleri, mental günlük yaşam aktivitelerinde sporun ya da mesleklerinin yer etmesi gibi olan bölüm süreç tamamlandı bu dediğimiz arkadaşların. 8-9'dan sonra diğer parametrelerle beraber geldiğiniz zaman zaten doğru bir yere gidiyoruz. Bir Bolu ile Antep mağlubiyetleri dışında, ki bunlar sporda olur, hani bu tip kazalarımız vardır. Bunun dışındaki iyi bir performans geçirdik aslında bu ilk 3 hafta
Ben tabii hep aritmetik yoldan bakmak spora doğru değildir ama içerideki bu ilk 3 maçınızda 3 beraberlik alsanız bugün 2. sıradasınız. Böyle bir enteresan bir şey mi? Peki oldu. Başkanım, kulübün az önce ondan bahsettiğiniz için bunun üzerinden devam etmek istiyorum. Türkiye'de hani milyon dolarlık kulüplerimiz, 300-500 milyon dolar borcu olan kulüplerimiz var. Özellikle Spor Toto Süper Lig'de ve zannedersem Türkiye liglerinde borcu olmayan kulüp yok. Buca Spor da bunları yaşıyor. Fakat Buca Spor'u diğer kulüplerden gene biraz daha ayıran oyuncu fabrikası gibi tabir edilmesi. Mesela bunun en yakın örneklerinden bir tanesi sezon başında Fenerbahçe'ye transfer olan Salih Uçan var. Buna rağmen bazı şeylerin önüne mi geçilemiyor, yoksa gelir gideri mi karşılamıyor, yoksa yanlış yönetim mi var? Hani nedir bunun nedeni? Bir türlü önüne geçilemeyen bu mali sorunların. Taraftarlardan yeterli destek mi gelmiyor? Tabii şimdi o kadar geniş kapsamlı bir soru. Şimdi lige çıktık biz. Lige çıktığımız sene dendi ki ya biz yönetmeliyiz, daha çok hak ediyoruz dendi. Daha çok yönetimin içinde olmalıyız dendi falan derken tüm içerisindeki kulübün camiayı oluşturan tüm etkenler varlıklarını göstermek istediler. Evet. Bu varlıklarını göstermenin içinde tabii bizde uzlaşmak yerine popülizm bu sefer çok baş gösterdi. Ve yanlış işler yaptık. Kötü harcamalar yaptık. Bu bütün topyekun bence camianın hatalı tavırlarıdır lige çıktıktan sonraki dönemde. Keşke olmasaydı. Keşke tabii ama tecrübe işte böyle bir şey. Yani bunları yaşıyorsunuz. Bunlar bitti artık. Bunlar bir daha olursa herhalde bu sıkıntıları yaşamayız diye düşünüyorum. Bir yönetim ve deminki dediğim gibi yönetime talip olanların birbirlerine olan popülizm katkılarıyla bu borçlar Buca'da birikmiştir. Peki başkanım, aslında Buca Spor taraftarlarının da çok merak ettiği, bu arada değerli izleyenler, eğer başkanımıza sorularınız varsa Ben TV'nin Facebook ve Twitter adresleri üzerinden sorularınızı yöneltebilirsiniz. Muhtemelen başkanımız açık yürekli cevap verecektir. Twitter.com/kanalben ya da facebook.com/kanalben adreslerine sorularınızı yöneltebilirsiniz. Taraftarların en çok merak ettiği konulardan bir tanesi de hem sezon başlarında hem devre aralarında kaçınılmaz olan transfer. Doğru. Ve çeşitli gazetelerden ve basın yayın kuruluşlarından öğreniyoruz. Sizi burada hazır yakalamışken bunları birinci ağızdan öğrenelim. Orta saha için Rumen Kirita ile bir görüşme oldu mu? Bir deneme olmuş galiba. Doğru mudur başkanım? Oldu. Dinamo Zagreb'de oynayan eski oyuncu Hırvat bir futbolcu varmış. Yerkeleko. Kabera'yla. Forma giyen Senegalli Victor Mendy ve Adana Sporlu Emre Toraman'la da dirsek temasınızın sürdüğü spor kamuoyunda konuşuluyor. Bunlardan yanlış olan var mı, ya da henüz biten ya da sonuçlanan bir durum söz konusu mu? Ya tabii şimdi bununla ilgili mutlaka çalışmalar kendi içerisinde proje haline dönüştürme çabasında olan yönetici arkadaşlarım, hatta hani içimizden camianın içerisinde ileri gelenler oluyor olabilir. Ama ben yani şöyle söyleyeyim. Krita şu anda deneme içerisinde ama bizim vizyonumuzda çok da böyle aman aman uyuşan bir oyuncu değil. Başarılı olup olmayacağına göre karnesine göre alacağız. Teknik eğitim raporu doğrultusunda. Victor Mendy ile hiç işimiz olmaz. Emre Torvaman'la hiç işimiz olmadı. Jerko Leko tabii bizim taraftarımız içerisinde enteresan bir şey var. Elektrik oluşturuyor. Tabii hala Hırvatistan milli takımının kaptanı. Hala milli takımda oynuyor. Son derece başarılı bir oyuncu. Bir de taraftar çok sevmiş. Eski bir takım arkadaşlar onu sevmiş. Keşke olabilse. PTT Ligi tabii onun için bir tenzili rütbe olabilir. Ama bizi sevdiğini söylüyor. Olur mu o zaman konuşulabilir. Bunun için çalışmalar var mı yönetim kadrosunda? Var, arkadaşlarımız var. Elbette geldiği yıl, kaldığı yıl burada dostluklar oluşturdu o da.
kendi içimizde bizim benim başkan olduğum dönemde transfer olmuştu Leko'nun. Dolayısıyla kendi yakın olduğum arkadaşlarımız da benim ekibimdeki arkadaşlarım da Leko ile arkadaşlıkları olmuştu. Onlar sürekli hala irtibatlarını devam ettiriyorlar. Peki çok önemli bir haber. Aslında İzmirli spor severlerin hepsi bugün bunu konuşuyordu. Karşıyaka'da serbest kalan Ahmet Burak Solaker. Bugün gene gazetelerde çıkan bir habere göre Karşıyaka'nın sözleşmesini feshetti. Daha doğrusu parasını alamadığı için serbest kalan oyuncuyla Bucaspor'un ilgilendiği yönünde bazı haberler çıktı. Var mı Ahmet böyle Ahmet Burak Solaker bizim kendi evladımız. Yani sonuç itibariyle Buca'da büyümüş, Bucalı, Buca'da oturan falan, Buca'da yatırımları olan, ailesi Bucalı olan bir arkadaşımız. Son derece de iyi bir sezon geçiriyordu aslında Karşıyaka'da. Bizim o mevki için böyle bir şeye ihtiyacımız yok. Ama Ahmet Burak der ki ben Bucasporluyum, Bucaspor bana sahip çıkacak, oturur ayrı türlü konuşuruz. Ama şu anda bizim ne bize onu söyleyebilecek durumda Ahmet çok çok başarılı çünkü iyi bir sezon geçiriyor. Çok taliplisi olacaktır tüm ligde. Ama bizim de o bölgeyle ilgili bir sıkıntımız yok. Peki başkanım biraz da mevcut Bucaspor'un mevcut oyuncularına çünkü birinci yarının sonlarına doğru gene çıkan haberlerde birçok Süper Lig ekibinin Bucaspor futbolcularına talip olduğu yönünde haberler yayıldı. Hatta onlardan bir tanesi de Okan Alkan, Mersin İdman Yurdu'nun Okan'a talip olduğu yönünde gene bugün yazılı basında ortaya çıkan bazı haberler var. Futbolcularınıza civardan bahsediyordu, civara talip olan. Mehmet Battal'a yeniden taliplerin var olduğu söyleniyordu. Var mı böyle teklifler, resmi teklif yapıldı mı herhangi bir oyuncunuz için size başka ekiplerden? Şimdi tabii her oyuncu kulübün çıkarlarına göre transfer edilebilir, satılabilir yani bonservisleri. Yalnız hedefe oynayan bir takım için şu anda oyuncu satmak önceliğimiz değil. Yani biz eğer hedefe oynuyorsak satamayız böyle bir şansımız. Ki Bucaspor'un böyle bir hedefi var. Çok kafamızı karıştıracak kadar iyi tekliflerin gelmesi lazım ki bu hedeften kopmadan becerebilecek bir şey yapabilir miyiz? Hani karlı duruma geçebilir miyiz bu bonservis satışıyla? O konuşulabilir. Ha, onun dışında böylesi hedefli bir takımın şu anda bozulmasına gerek yok. Yıl sonunda onunla ilgili konuşuruz. Şimdi Okan Alkan dediğiniz milli takımda oynuyor. Ömer dediğiniz milli takımda oynuyor. Efe sürekli A2 milli takım için takip ediliyor. Çok istikrarlı bir yerde. Alparslan'ın durumu belli. Hani sol bek yok Türkiye'de. Onunla civar milli takımda oynadığı gibi. Bunlar tabii zaten bizim Türkiye'deki futbol camiasına daha önce sunduğumuz oyuncular. Dolayısıyla teklif gelmesi de çok doğal. Gelecektir de ama şu anda devre arasında herhangi bir satış düşünmüyoruz. Düşünmüyorum ya, öyle bir şey olmayacak. Bucasporumuzun başkanı Sayın Mehmet Bey'in çok iyi bir yönetici olduğunu söyleyebilirim. Çünkü bütün sorularıma oldukça politik cevaplar alıyorum. Bunu çok net bir şekilde söyleyeyim. Yani aslında ben bu sorumun tam cevabını almak istiyorum. Ali Kahraman sizi aradı mı Mersin Başkanı? Okan'a talibim dedi mi ya da bir fiyat konuşuldu mu? Hayır bu şu anda bu biz Mersin takımıyla Buca takımının resmi, bu transfer olaylarında iki kulübün başkanının sürekli görüşmesi de mümkündür. Bunun dışında şeyler gelir, menajerler gelir, sizin sportif sorumlularınızdan bununla ilgili ne düşünüyorsunuz, fiyatını ne düşünüyorsunuz, böyle bir transfer olur mu diye yoklar, belli bir noktaya pişirilirse ondan sonra oturulur. Resmiyete dökülür. Dökülür. Ya bu transferde işte satıyorsun mu alıyorsun mu falan gibi, yani bir de çünkü refize olmak da çok doğru bir şey değildir. Hani bir noktaya getireceksiniz ki ondan sonra iki kulüp konuşacak. Yani o noktaya henüz varmış değil, herhangi bir oyuncunuzla ilgili bir talep. Ama ben sizin de aynı şeyi söylüyorum. Ben diyorum şu anda hani oyuncularımı hani takımımı dağıtmak gibi bir niyetim yok diyorum. Yani onu deyince de zaten. Başkanım Bucaspor şu anda birinci yarıyı PTT 1. Lig'de 25 puanla 7. sırada tamamladı. Bir diğer İzmir temsilcisinin hemen üstünde Karşıyaka'yla averaj olarak bir üstünde bulunuyorsunuz. Aslında ilk siz programı başlarken de söylediniz. İlk 5 haftayı göz önüne aldığımızda çok da iç açıcı bir durum söz konusu değildi. Hatta sezon başında Bucaspor'la ilgili çok büyük beklentisi olan
olan taraftarları bir nebze de olsa hayal kırıklığı yaşattığı bir gerçeği vardı ama Ankara'daki Ankara Gücü maçından sonra üstelik farklı galibiyetten sonra Buca Spor bir ivme kazandı. Fakat arada çok garip sürprizlerle karşılaştı Buca Spor. Onlardan bir tanesi Tavşanlı Linyit Spor beraberliği. Her ne kadar deplasman olsa da 0-0'lık bir sonuç var. Gene bir tanesi Samsun Spor geçen sene Süper Lig'den düşmüş olsa da bu sezon çok büyük sıkıntılar yaşadı. Bu maçların herhangi birinde mesela bu anlamda Karşıyaka Kulübü çok sıkıntılı. Son 4-5 haftanın hakem hataları ve hakemlerin yanlış kararları yüzünden kaybedilen puanlar 10-12 puanın kaybedildiği yönde iddiaları vardı. Gerek yöneticilerin, gerek teknik ekibin, gerek futbolcuların. Siz bu süreçte hakem hataları ya da kasıtlı bir şey hissettiniz mi? Bununla alakalı bir sıkıntı yaşadığınızı düşündünüz mü? 17 hafta içerisinde ben bir hakem hatası nedeniyle çok hakem hatalarına aleyhimize hakim hataları oldu. Lehimize de oldu. Ben öyle çok düşünmüyorum. Yani hakemlerin kasıtla hata yaptıklarını düşünmüyorum. Peki. Maalesef tabii üst üste önemli hataların bir takıma zarar vermesi mümkün. Karşıyaka da böyle olduğunu iddia ediyor. Evet. Siz takım olacaksınız, iyi olacaksınız. Hakemin hatalı kararına rağmen yeneceksiniz. Yani ben Buca takımı böyle takım olmalı. Yani hakem kararları ya da hakemin hatalı kararları takımların yenilgisinde ya da aldıkları mağlubiyette çok fazla etken değil. Takım olursanız siz üstesinden gelirsiniz. Geleceksiniz tabii ya. Şimdi 11 kişisiniz. Yan tarafta bekleyen, bench'te bekleyenler var, hocası var. Bütün hafta hazırlanmışsınız. Bir tane iki tane kasıt ne olmamış da golü mü vermiş olacak? Yani oturacaksınız siz de biraz daha fazla gayret göstereceksiniz. Yenmeyi hak ediyorsanız yeneceksiniz. Ben öyle görüyorum. Peki başkanım gelelim gene sezonun başında umut vadeden bir futbolcu Akın. Bir rahatsızlığı ortaya çıktı, ritim bozukluğu ve aktif futbol hayatını sona erdirdi Akın. Ama ondan sonra sizin bir deklarasyonunuz vardı. Biz Akın Açık'la Buca Spor'un bağlarını asla koparmayacağız ve onu her zaman kulübümüzün bünyesinde bulunduracağız diye. Akın hala kulüple ilişkili mi? İlişkiliyse ne boyutta Akın Açık'la ilgili Buca Spor'un yaptırımları? Akın Açık bizim biliyorsunuz altyapıdan beri yetiştirip geldiğimiz bir futbolcumuzdu. Evet. Hastalığı nedeniyle şükürler olsun ki şu ana kadar bir tehlike atlatmadan bugüne kadar geldi. Modern tıp onun futbol oynayamayacağını, oynarsa riskli olacağını söyledi. Bunun üzerine biz şu anda onu U18 takımında bordrolu yani bir işçimiz olarak çalışıyor, bir hocamız olarak, hoca adayımız olarak diyelim. Hı hı. Çalışıyor bir oranın futbolcuların sorunlarını çözmeye çalışıyor. Onlara abilik ediyor. Zaman içerisinde de eğitimlerini alıp hoca olacak. İnşallah bizim içimizde, bizim kendi bünyemizde görevine devam eder. Peki hocam bir başka soru başkanım. Buca Akademi herkesin bildiği üzere Türk futboluna çok fazla futbolcu kazandırıyor. Ve özellikle Buca Spor'un tesisleşmesi, genç oyunculara yatırım yapması, önemsemesi bu yeni bir süreç değil. Birkaç yıldır böyle. Akademiyle ilgili şu anda yönetimin çalışmaları nelerdir? Yani bununla ilgili bir yatırım yapılıyor mu? Yatırım yapılmaya devam ediliyor mu? Seyit Mehmet Özkan'la bir anlaşma yapıldı bundan birkaç ay önce. 98'liler, 95'liler diye. Bu anlaşma ve bu anlaşmanın nezdinde akademinin son durumu nedir? Evet. Tabii bizim akademimizin yeri çok güzel. Kaynaklarda kendi tesislerimizin yanında iyi bir yurdumuz, iyi bir çalışma ortamımız, sahalarımız biliyorsunuz gayet iyi. Evet. 150 tane de futbolcu adayımız var. Bu futbolcu adaylarının 18 yaş altına geldiğimiz bölüm toplam 110-115 kişilik bir bölümdür. O kadar kişinin 80 tane öğrencisi bundan önceki akademide yönetici olarak ya da hoca olarak çalışan ekiple birlikte bir başka kulübe gittiler. Tabii bu dönemde kulübün altyapısı boşalmış oldu. Hızla Buca Spor tamamlayabileceği en üst hızla bir yandan çünkü
futbolcu bulacaksınız. Bunun ekibini tekrar hiç hoca da kalmamıştı. Hoca, teknik ekiple birlikte gitti. Tabii gitti. Kimse bir tek güvenlik görevlisi bile gitti ya. Kim orada bir sevimli köpekçiğiz vardı, o da gitti. Ya yani hiçbir şey kalmadı. Hani öyle bir başkanım, şey. Başkanım, madem siz buna geçmeden önce hani bununla ilgili, akademiyle ilgili yeni çalışma, yeni süreç nasıl oluşuyor? Bu bir kriz yaratmıştır değil mi? Bu krizi aşmak da çok kolay olmasa gerek. Çünkü bir anda boşalan bir kurum var. Tabii tabii. Zor bir süreç yaşadık. Patlama oldu aslında. Herkes açısından patlama oldu. Belki yavaş davrandık. Ya bir daha başıma gelse daha hızlı hallederim diye tahmin ediyorum. Ama şu andaki pozisyona geldiğimiz zaman 150 futbolcu adayımız, işte 50 tane yurtta kalan öğrencimiz, bu 36 ile 50 arasında değişen bir rakam oluyor. Burada kalan öğrencimiz, işte son zamanlarda kazanmayı öğrenebilen bir takım haline geldiler. Bir yaş grubum haricinde diğer yaş grupları artık kazanabiliyor. Onlar da özgüvenli olmaya başladılar. Yenebileceklerini düşünüyorlar. Kazanma tabii, bu böyle bir hissiyat da doğuruyor. Yani, özgüven artıyor. Şimdi çocuklar, biz 15 yaşında bir çocuğu tuttuk getirdik. Hadi dedik, sen artık bundan sonra Elit Akademi'de oynayacaksın. Elit Akademi Ligi, şimdi biliyorsunuz bölgesel liglerimiz var. Onların üstünde bir de Elit Akademi Ligimiz vardır. Bu Türkiye'nin en iyi altyapısına sahip 17 tane, 18 tane kulübü kendi içerisinde nasıl biz PTT Ligi'nde oynuyoruz, onlar gibi karşılıklı deplasmanlı lig oynuyor. Evet. Karabük'e gidiyoruz, İstanbul'a gidiyoruz, işte Kayseri'ye gidiyoruz, burada Eskişehir'e gidiyoruz. Deplasmanlı bir lig oynanıyor. 14-15 yaşındaki çocuklar. Bunlar birdenbire o lige gelince bir bocalama oldu açıkçası. Hoca alışık değil, yönetici alışık değil. Eski düzen yok olmuş. Hani belki yemekler yapılamadı, belki ısıtma soğutma yapılamadı falan derken, şu andaki Adnan Bey, bizim sağ olsun arkadaşımız, onun ve diğer arkadaşlarımızla birlikte sahip çıktılar. Şu anda da kazanmasını öğrenen, ezberleyen bir altyapı grupları Buca Spor'u besleyecekler. Peki başkanım, takım şu anda Antalya'da kampta. Yanılmıyorsam siz de Antalya'ya takımın yanına gideceksiniz bugünlerde. Yarın gideceğim. Yarın kampa katılacaksınız. Kamp çalışmaları ne alemde? Aslında biz Sait hocamızla da hazır siz buradayken orada bir sürpriz yapıp canlı telefon bağlantısı almak istedik ama zannedersem maçta olduğu için telefonla cevap veremedi. Arkadaşlarımız çok uğraştılar ama karşılık alamadık. Kampla ilgili muhtemelen siz her gün bilgilendiriliyorsunuzdur. Tabii. Kamp çalışmaları hangi aşamada, nasıl gidiyor? Tabii şimdi şöyle, dündü maçımız, Ankara Gücü'yle bir maç yaptık. Biz burada daha çok tabii idman performansına göre, yani illa bir yarışmacı kazanma amaçlı bir hazırlık maçları değildir bunlar. Bunların kazanmakla ya da kaybetmekle iyi olduğunuz ya da kötü olduğunuz anlaşılan maç çeşitleri değildir. Oyuncu kazanma bireysel, maçı. Bireysel oyuncuların sahadaki performanslarını, bireysel performanslarını görme maçlarıdır. O anlamda bazı oyuncularımızın bireysel performanslarından mutlu kalmamışız. Bazılarından da mutlu kalmışız. Özellikle yine genç çocuklarımızdan. Şimdi bunlara göre tabii bir de bunların performanslarına ya da bu kamp dönemindeki depoladıkları güçlerine göre biz transfer yapacağız. Ona göre sürekli gözümüz kulağımız aslında orada, hani ne oluyor, ona göre besleyeceğiz takımı, takviye yapacağız. Şimdi yeni gelen çocuklar çok göz kamaştırıyorlar, çok iyiler. Yeni Belçika'dan gelen çocuğumuz, yine altyapıdan gelen Hasan, Abdullah, bunlar çok iyi şeyler duyuyorum hakkında. İsa, işte tabii Tayland zaten A takımda çıkıyordu. Bunlar aslında bu ligin transferleridir. Yani çok önemli transferlerdir. Bunların iyi performans gösterdiklerini duyuyorum. Bu devamlılığını kazandırırsak belki transfer, bir tane transferle bile
katın kapatabiliriz şeyi. Peki bu taraftarın beklentisini karşılar mı? Çünkü yani kulüpler taraftarlardan bağımsız düşünülemez. Siz de çok takdir edersiniz. Elbette ki. Taraftar biraz daha duygusal bakar olaylara. Taraftar yaşam bu şeye günlük bakan önemli bir kesimdir taraftarın içerisinde. Yani taraftarın içerisinde bir yöneticinin baktığı ciddiyette bakan, belki hatta daha fazla bile ciddiyette bakan bir taraftar kesin mutlaka var. Ama çoğu taraftar günlük bakar. Hani evet. alın satın hani falan, hani her aldığınız sattığınız tabii bir maliyettir. Var. Elbette takımın içerisinde sosyolojik anlamda bir maliyettir. Bir travmadır, alacağınız, koparacaksınız falan filan. Bunlar bir sürü orada bir ekip olmakla ilgili o duyguyu yok etme riskleridir. Çok kolay değildir, aldım sattım hani öyle bir şey de yok. Ekip taraftarımız sezon sonundaki sıralamanıza bakar. Yani sizin ölçütünüz odur. Hı-hı. Siz günlük 8 tane transfer yaparsınız. Ligden düşmekten kurtulmuşsunuzdur. 8 transfer yaptınız, alkışlandınız, ne oldu? Ona bakmaz. En son günüdür önemli olan bence. Biz en son güne bakmak lazım. Yani aslında çok doğru olan bir noktaya değindiniz. Mesela yine İzmir takımlarımızdan Göztepe sezona başlarken çok büyük transferler yaptı ama maalesef birinci yarı istediği gibi tamamlayamadı. Şimdi başka bir arayışın içinde. Bir de artık kimsenin kanıksayamayacağı bir gerçek var. Bu Avrupa'nın birçok ülkesinde bile böyle yapılmaya başlandı. Futbol kulüpleri, spor kulüpleri kendi altyapılarına önem verirlerse, kendi altyapılarından oyuncu kazanırlarsa, sizin deyiminizde en büyük transferleri kendi oyuncularının arasında yapabilirlerse başarılı olabiliyorlar. Evet. Dünyadaki en popüler örneği Barcelona örneği olduğunda evet. gibi. Buca Spor'un da aslında bu anlamda ışık veren oyuncuların olduğundan bahsettiniz. Hasan'dan, Abdullah'tan, İsa'dan bahsettiniz. Peki bunları kamp arasındaki değerlendirme raporları en son gelecek önünüze, teknik heyetle sizler arasında bir görüşme günlük olacak. Günlük geliyor. Günlük performansları da geliyor. Orada tabii bir yönetici arkadaşım sürekli olarak kafilenin başında. Hı hı. Ondan ve sportif sorumlu idareci arkadaşımdan, Erman'dan, hocadan sürekli alıyoruz elbette. Rapor bilgileri alıyoruz. Onlar da bize bütün verileri veriyorlar ki yani bir sonunda karar almamız kolaylaşsın diye. Şimdi bu çocuklar mesela Ankara Gücü'nden hani 5 tane gol yemişiz. Bakıyorsunuz bunların içerisinde 18'lerinin yerinde olan 3 tane çocuğu kazanmışsınız. Bunları belki de şimdi bir önümüzdeki yarınki ben özel maçı izleyeceğim. Ondan sonra 2 gün sonra tekrar bir özel maçımız var. Oralarda bu çocuklardan bir daha göreceğiz. Belki de A takıma geçme şansı hemen alacaklar. Olacak. Hiç ilk transfere gerek kalmayacak. Açığımız kapanmış olacak. Bir görelim. Belki seneye hazır olacaklar. Seneye kadar bir yıl daha bir transfer gerekebilir. Önemli çünkü çok yaşlıları yani 18-19 bunlar bu ligde çok güce dayalı olan bu ligde çok kolay değil. Hani Süper Lig'de bu işte biraz daha kolay ama çok güce dayalı PTT Ligi'nde biraz daha pişmeleri gerekiyor. Doğru tabir buysa eğer, tabiri caizse. Evet. Peki yavaş yavaş süremizin sonuna doğru yaklaşıyoruz başkanım ama bir de Buca Arena ve kombine biletlerle ilgili bir geçtiğimiz haftalarda bir haber duydum ben. Yeniden bir düzenlemeye gidildiği hakkında. Hı hı. Bununla ilgili son durum nedir? Bunu da sizden öğrenirsek. Tabii şimdi Buca Arena stadına çıkardığımız kombinelerin tamamı satılmadı. Evet. Hatta yarısından çok daha azı satıldı. Bunun nedeni tabii Buca bölgesi ekonomik anlamda çok da varlıklı insanların oturduğu bir bölge değil. Ama bu takımlarını varlıklılardan çok daha fazla seviyorlar. Özümseyip aslında kapsayan bir kitlesi var. Bu dönemde olsun diye hani onlara bir daha rahat yapabilsinler diye kale arkasını 20 liraya işte maratonu 40 liraya o 9 tane maç izleyecekler 40 liraya hakikaten ucuza gelecek. Hı hı. Kombine fiyatlarını azalttık. Epey iskonto yaptık. Buca Arena Stadı'nda biliyorsun çok keyifli bir yer. Hiç maça geldiniz mi bilmiyorum. Hani orada izledim ben bir maçı ve inanın hani insanlar bazen şunu aldanabiliyorlar değerli izleyicilerimiz. Hani ki kapasite olarak az gibi görünebilir ama bizler butik stat diyoruz bunlara. Buradaki ambiyansı hiçbir yerde yakalama şansı yok. Hani orada
maç izlemek çok keyifli. Kendi adıma en azından bunu söyleyebilirim. 10.500 kişilik bir stadımız var. Biz 5.000-6.000 kişiye oynuyoruz ortalama. Ya çok memnunuz yaptığımız işte. Onu diyorum, hem altyapınız hem de oynadığınız stadınız sizin. Çok değerli bir edinimler bunlar. Öyle çok kişinin o sahip olduğu şeyler de değil. Aynen öyle. Özellikle İzmir'deki statlarımızın fiziki şartlarını göz önüne alacak olursak, tabii, hem stat koşulları hem zeminin fiziki şartları, Buca Spor çok şanslı bir takım diyebiliriz. Başkanım, programı kapatacağız. Taraftarlarınıza son olarak söylemek istediğiniz bir mesajınız varsa onu alabiliriz. Evet. Ne diye? Yani sonuçta hedefe hep beraber dayanışarak ulaşabileceğimizi düşünüyorum. En çok aslında niye güldüm biliyor musunuz? Çok da merak ediyorum, soracaktım. Sözünüzün bitmesini bekliyorum. Ya taraftar ne istersiniz diye. Şimdi maraton tribününden bir tane konfeti atılıyor. Bir kişi atıyor bu konfeti de. Çok ilginç, kişi kim olduğunu da bilemiyoruz. Bir türlü yakalayamıyoruz o çok kalabalık ortamda. Süreklilik arz eden bir şey. Süreklilik böyle. Hep aynı konfeti atılıyor, tamam mı? Şimdi burada düdüğü hakem çalıp oyunu durdurduğu zaman 10 bin lira birincisi. İkinci kez düdüğü çalıp durdurduğu zaman işte 30 bin lira veriyorsunuz. Şimdi bu arkadaşımız geçen yıldan beri aynı noktada ama belli ki o koltukta oturuyor. O konfeti atılıyor, düdüğü öttürüyor. Sürekli biz zaten hani bir stadyumda, kendi stadyumumuzda bir maç yapmakla ortalama 2-3 bin lira zararla kapatıyoruz onu. Bir de 10 bin lira ceza yediniz mi? Yani gönül ister ki elbette küfürden, taşkınlıktan falan ceza da hiç yemeyelim ama bir tane konfetinin maliyeti 10 bin lira olunca, olunca 10 bin lira, ikincisi 20 bin lira, 30 bin, öyle 30, bir de katlayarak gidiyor. Yani aklınıza bir şey gelmiyor. Birden ama aklıma geldi. Hani bir şey. O arkadaşımız bizi dinliyorsa o konfeti atmasın. Alper Bey'cim onu ben. Peki başkanımızın mesajını umarız. O konfeti atan özellikle arkadaşımız için. Bu aslında belki siz kendi beklentiniz nezdinde. Aslında bütün taraftarlar için, Süper Lig'deki takımlar için de böyle. İşte en son Karşıyaka'nın yaşadığı maçta bir sürü maç sağ kapatma cezasından tutun da para cezalarına kadar. Bunlar özellikle kulüplerimiz için çok büyük birer külfet. Aynı fikirdeyim, katılıyorum. Her şeyi bir tarafa bırakalım. Yani verdiği cezalar vesairenin dışında artık insanların daha sosyal bir ortam olarak kullanması gereken stadyumları böyle kullanmalarının çok etik olduğuna, çok çağdaş olduğuna ben inanmıyorum şahsım adına. Sizin de bu anlamda aynı fikirde olduğunuzu düşünüyorum. Aynı fikirde ama iyi bir performans. Buca stadyum şeyine geliniz maçlarına. Taraftarımızın hakikaten centilmen olduğunu bir maç haricinde o küfür olmadı aslında bizim sahamızda. Çok keyifli görüntüleri vardı. Bugün ben internetten Buca Spor'un taraftarının görüntülerini araştırırken işte yayıncı kuruluşun bir Vibe diye bir programı vardı. Orada kullanılan bazı jeneriklerde bile Buca Spor taraftarının ne kadar keyifli, ne kadar izlerken keyif alan, izlerken hem keyif alan hem keyif veren bir grup olduğunu şahidi oldum ki daha önceden de çokça örnekleri vardır. Sayın Başkanım, değer verdiğiniz, katıldığınız ve değerli yorumlarınızı bizimle paylaştığınız için çok teşekkür ediyoruz. Ligin ikinci yarısında bütün İzmir takımlarının olduğu gibi Buca Spor'u da biz artık Süper Lig'de hak ettiği yerde görmeyi arzu ediyoruz. Umarım hedeflerinize varabilirsiniz. Tekrar çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar diyoruz. Çok teşekkür ederim. İyi akşamlar. Değerli izleyicilerimiz, Ve Spor'un 2013 yılındaki ilk programında Buca Spor Başkanı Sayın Mehmet Bektur stüdyo konuğumuzdu. Ve Buca Spor'la ilgili merak edilenleri kendisine sorduk. Samimi cevaplar aldık. Haftaya yeni bir konukla ve gene özellikle İzmir özelinde futbol kulüplerimizin spor camiasındaki haberleriyle birlikte karşınızda olmayı ümit ediyoruz. Tekrar görüşünceye kadar hepinize mutlu akşamlar diyoruz. Hoşçakalın. Yazılımıdır kaygılar, yükselen nefes teter, yürekte can verir. Nefes darılan ciğere, binlerce yürekte kaldı ve seslerim. Sakin ol İzmir, susmaya gelmedik. Fırtınalı her mevsimi yaşarsınız kos gibi. Girişi ver asam temin, çıkışa şüpheli. Dengeli maraton biraz da sinirli. Vurup gelirsiniz eğer yaşarsınız tarihi. Dile kolay, atı yağdı yarısı 84 sene. Vardı bir lafın ama durumu isteleme. Konuşmak istersen evimiz tepede. Yer vermez galibi bir dahaki sefere. Depresmada yükselirim ev sahibi nefesi. Değiliz öyle kanama, kızdırmayın bizleri. Durdurulamaz kibirim, korkuttu mu sizleri. Korkma temizlendi arenanın çimleri. Buçanlar bucalılar, karışık sokaklar. Aşka mutat var, bilinmeyen akşamlar sandılar bittiğini. Bu film yetmedi, sarı ve lacivert. Damara yetmedi.
bu film yetmedi. Sarı ve lacivert damara yetti. Sebepsiz çamura san bir yere varamadı. Koşuyoruz bu yolu, rakip de kalmadı. Susmak eyleminin kalmadı havası. Yok da bir şikesi olanın derdi tatası. Tekrılar koşulur göztepelensin. Bırakın düşünü orada debelensin. Bu kalbin atışına dayanır mı gözlerin? Sözler altın değerinde bu Ege'nin kalesi. Ses sesle sokaklar sakin ol evlat. Beynin uyuşuyorsa var bir vuslat. Kurtlar paçanı yavaş ol arkadaş. Düdük çaldıktan sonra başlar bu savaş. Diğerik aşamada bu bizden sorulur. Filmin adına tak bu çaplar koyulur. 11 süvariye varmadır koşkun. Varsa bir bildiğin atasamıyorum. Buçonlar buçalılar karışık sokaklar. Aşka mı kat var bilinmeyen akşamlar. Sandılar bittiğini bu film yetmedi. Sarı ve lacivert damara yetti. Buçonlar buçalılar karışık sokaklar. Aşka mı kat var bilinmeyen akşamlar. Sandılar bittiğini bu film yetmedi. Sarı ve lacivert damara yetti. Buçonlar buçalılar karışık sokaklar. Aşka mı kat var bilinmeyen akşamlar. Sandılar bittiğini bu film yetmedi. Sarı ve lacivert damara yetti. Uçanlar bucalılar karışık sokaklar. Aşka avukat var bilmeyen akşamlar. Sandılar bittiğini bu film yetmedi. Sarı ve lacivert damara yetti.